Bence biz bu iki masayı birleştirelim Yasemin. Olmaz! Ya nasıl olmaz? Allah Allah, başka yer mi var? Olmaz! Yasemin, başka yer mi var? Bırak işte, birleştirelim şunu. Olmaz, tek masa yapacağız bunları. Yasemin'ciğim bak, müşteri geldiği zaman kapatacak burayı. İşte açalım biraz, alan açılmış olsun. Ya Emin baba, bu iki masayı birleştirsek daha iyi olmaz mı? Söylesene şuna. Kızım bırak, adam bu işin okulunu okumuş, iç mimar işte. Hiç. Bu iç mimar kendi içini ne kadar düzenleyebilmiş acaba? Tamam da Yasemin'ciğim, senin dediğin gibi yaptığımız zaman da çok fazla eşya artacak. Onları nereye koyacağız? Bir yere koymak lazım. Ya Emin baba, senin bu kapalı odaya mı koysak acaba? Ha? Sattıkça çıkarırız. Olmaz. Dükkanın içinde istediğinizi yapabilirsiniz ama odaya dokunmayacaksınız. Tamam. Ya Emin baba, iyi de yani eşyalar da senin, oda da senin. Koyalım işte, ne var, sonra çıkarırız. Ateş olmaz dedim. Orada benim hayatım ve anılarım var. Sana bomboş bir oda gibi görünebilir. Ama bazen küçücük bir kalbe sığan sevda koca koca odalara sığmaz evlat. Tamam, ben dükkanda kalabalık yapmasın diye söylemiştim ama eyvallah. Ay Sevda, sen dilsiz, ben vallahi topal, böyle bıraktılar bizi, dükkanda gittiler. Hayır ya, neye yetişeceğiz biz böyle, anlamadım ki. Merhabalar. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Mantılarımızı sevdiniz herhalde. Biraz öyle oldu, ellerinize sağlık vallahi, tadı damağımda kaldı. Ay ne mutlu bize. Ben sizi şöyle dışarıda bir masamıza alayım o zaman, buyurun. Tabii, olur. Sevdacığım, bize bir servis açar mısın? Buyurun. Şöyle alayım. Yine aynısından mı istersiniz yoksa menü getireyim mi? Uzun zamandır mı buradasınız? Ya bu dükkan annemle babamın. Biz de kardeşlerimle birlikte ona yardımcı oluyoruz. Anlıyorum. Sağ ol Sevda. Size pek benzemiyor sanki. Ha, Sevda kardeşim değil. Bir aile yakınımız. Benle Demir burayı işletiyoruz. Bir de Ayşen'imiz var. Gerçi Demir yine arazi oldu ama. Ayşen? En küçüğümüz. O zaman ben yine aynısından hazırlatayım size. Bir zahmet, teşekkür ederim. Tamam, afiyet olsun. Sevda, bir porsiyon mantı. Ateş, bu masa burada çok iyi oldu ha. Ha, getir onu da. Tamam. Ateş, onları da al içeri, hepsini al. Saat kaç oldu ya? Kızım ne yap? Dur be, manyak, belin çıkacak, erkek işi bu. Ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah, kadın işi erkek işi mi var oğlum? Cinsiyetçi cinsiyetçi konuşma ya. Ya ağır kaldırma diye. Ya güç işi oğlum o. Sen güçlüsün diye ben kaldıramayacak mıyım yani bunu? Gelmeseydin kaldırırdım ben onu. Kardeşim, ben yanlış bir şey mi söyledim şimdi ya? Vallahi ben bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ama genelde erkekler iyi bir şey söylenmiş gibi algılanmaz Demir kardeşim. Ateş. Al işte, al. Olay senden sekti, bana geldi. Vallahi ben konuşmama hakkımı kullanıyorum. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Susun, susun tabii. Çeneniz değil, eliniz işlesin. Şurada iki iş yaptınız, çenenize vurdu be. Zaten herkes orada Süheyla'ya yardım ediyor. Ben burada tek başıma savaşıyorum, tek. Kızım madem sıkıştın, çağırsana beni. Niye çağırmışsın? Ha, sonra Süheyla süpürge sapıyla kovalasın beni. Ama bir şey söyleyeceğim karıcığım. Sen de kadının bam teline bastın yani. Mutfak onun kırmızı çizgisi, biliyorsun. Nasıl bilenmesin şimdi? Yakında bizi eve de almaz bu hırslı manyak. Şişt. Doğru konuş ya, neticede ablam yani. Ama sen bana bir telefon çaksan ben çat diye gelirdim şimdi. Yani o da abla. Hırt mırt ama düşünceli çocuk. Bir şey mi dedi Yasemin? Eliniz çalışsın. Al bunlar sana göre. Pofidik. Aslan parçası be. Yemin ediyorum son kalan bu. Topla gel aslan, işte böyle güçlü kadın. Kadın dediğin böyle kuvvetli olur işte. Gel. Gel, gel maşallah sana. Şöyle bırakabiliriz hanımefendi. Buyurun. Helal sana da. Ellerine sağlık. Şimdi. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunları şöyle çekiyorsunuz. Haydi, haydi çocuklar. Alın onları, böyle çekin.
Ha. Abi böyle bir tuhaf oldu ya. Böyle kapının girişinde direkt müşteriler zınt diye. Ne yapalım biliyor musunuz şimdi bunu? Bunu birazcık böyle hadi eski yerine taşıyalım ne olur hadi. Hadi ne olur hadi. Sen de. Yasemin'cim acaba önce karar verip sonra mı hareket etsek ne dersin? Ya bu nedir ya? Bir oraya bir buraya belimiz koptu ya hayret bir şey ya. Bırakalım kalsın işte de burada. Oğlum burası mantıcı değil. Konsept kafe. Ne diyeceğim sizin konseptiniz ya? Konsept kafe. Yani o kadar haklısın ki kardeşim. Belim koptu ya. Hayır sanki babası iç mimar. Hayır benim iç mimar yani. Ben oldu diyorsam oldu işte ya. Uzatmayın. Okulunu okuduk bu işin. Ya bırak derif işini yapsın ya. Evet. Bir şey diyeceğim ya. Siz ne ara kanka olduğunuzu da bana karşı birleştiniz be? Ne diyorsun kızım sen? Ne birleşeceğim ben senin kocanla? Ben bir tek bir şey söylüyorum. Adama alan aç biraz nefes alsın öyle mıç mıç. Hay ağzın bal yesin be Demir kardeşim. Ya bir rahat ver de nefes alalım Yasemin ya. Irgat gibi çalıştırdı ya. Kıyafetler geldi. Ah süper tam vaktimde vallahi. Ay sıkıldım bunlardan. Ateş çabuk git mankenleri getir. Demir sen de. Şimdi yani şöyle yapalım. En iyisi bu. Böyle dursunlar. Dümdüz. Tamam en başından beri biz zaten aynı şeyi söyledik. Tamam, yemin ederim. Beceremediniz çünkü. Biz beceremedik. Bak ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abi. Ha, beceremedik değil mi? Beceremediniz. Götürün. Koyalım mı oraya? Koyun. Koyun. Gel. Gel benim güzel kardeşim. Sen bugün çok içmişsin. Sen çok şuradan kalktın. Ateşçiğim kalın. Erkek işi neymiş gördünüz mü şimdi? Karıcığım artık benimle işim bittiyse ben gidebilir miyim? Bak takdir edersin ki benim de yapacak onca işim var. Onları bitirmem lazım tamam? Hadi size kolay gelsin. Görüşürüz. Tamam kocacığım git kocacığım. Bay bay. Ben de çıkıyorum artık. Teşekkür ederim Ayşe. Ne demek? Başlayacağım sizin emcilik oyununuza. Ne dedin? Sıcak her yerim ter. Bak taşıttınız. O zaman git iki tane soğuk su getir. Hadi çok iyi oldu. Başka emrin varsa onu da söyle yolla şey boşa dönmeyeyim. Ayşem bu mantıcı kafe rekabeti başımıza iş açacak gibi ben sana söyleyeyim. Ben ablamı birazcık tanıyorsam eğer Yasemin'in hiç şansı yok. Sen ablanı kesin tanıyorsundur ama Yasemin'i hiç tanıyamamışsın. Yasemin hayatta pes etmez. Aslında doğru söylüyorsun. Yani bu oyunu bu kadar sürdürdüğüne göre... Şişt, Ayşen. Ya yavaş. Mahalledeyiz. Yerin kulağı var. Bir duyan olacak. Tamam. Yavaş olayım da kim ne anlayacak Ateş? Doğru ya. Ama ben ne dediğimi biliyor muyum? İyice paranoyak oldum ya. Yürü hadi yürü. Hayırdır Ayşen? O nasıl bakış öyle? Hiç.
Yok canım, kesin, kesin var bir şey. Hadi söyle. Ateş. Hı. O gece gerçekten gidecek miydin? Hangi gece? O gece işte. Hangi o gece işte Ayşe? Ya Ateş, şu oyunbazlığı bir bırakır mısın lütfen? Ben sana burada ciddi bir şey anlatmaya çalışıyorum. Makara yapıp duruyorsun ama. O gece ya, Yasemin'le Sevda'nın tartıştığı gece. Gidecektim. Eve mi dönecektin? Yani eve dönmezdim muhtemelen. Ama nereye gideceğimi de hesaplamadım. Muhtemelen bir arkadaşa ya da bir otele giderdim. Ya insanın da evi gibi olmuyor ki. Yani ben olsam özlerdim. Sen hiç özlemiyor musun? İşte evini, çevreni, arkadaşlarını. Ayşe. Sen beni eve mi döndürmeye çalışıyorsun? Hayır, asla. Olur mu öyle şey Ateş? Ne münasebet canım? Ben sadece merak ettim. O hayatın içinde sen olmayacaksan dönmemin ne anlamı var Ayşe? Hadi, hadi.